Tarsus'ta doğduğu için. Aa, evet, oradan kaynaklanıyor. Bir, bugün biraz da şeyden de kısaca söz edeyim. Bu Hayabusa geldi, uydu. Evet. Bir tane kapsülü fırlattı. Öğrenciler işte gittiler, yakaladılar kapsülü. Kapsülü Japonya'ya teslim ettiler, Japon Uzay Ajansı'na. Kapsülü açtılar. İçinden birazcık gaz çıktı. Birkaç tane de toz parçacığı çıktı. Yani hani pek işe yaramadı mı? O Itokawa gezegeninde evet. uğraştı. 3-4 defa şey yaptı. Şimdi acaba o toz parçaları Itokawa gezegen şeyinden mi, asteroidinden mi? Yoksa bir şekilde atılmadan önce içinde mi kaldı? Ya da yerde tam o şey açarken mi girdi falan diye evet. onun tartışması var. Onu da dinleyicilerimize aktarın. Çünkü bazı olaylar böyle takip etmekte evet, yarar gerçekten var. Gerçekten öyle hani ne oldu diye insanların aklında kalabilir. O belli olacak herhalde. Daha tabii. sonra onu konuşuruz. Konuşuruz. Hani daha içinden belli ne olacak. Çıktı evet. diye. Evet. Bir de bilim dışı. Yani bilim dışında, pardon, astronomi dışından bir bilim haberi vermek istiyorum. Tesadüfen gözüme takıldı yine internette. Bu Amerika'daki popüler bilim haberleri veren sitelerden geldi. Telemedisin nedir biliyorsunuz herhalde. Yani, telekulağı biliyorsunuz da. Telekulağı biliyoruz da. Telemedisin, uzaktan tıbbi yardım. Telemedisin. Medisin ha tamam. Medisin oradan tıp, geliyor. Evet. Uzak yani tele tıp diyorlar belki Türkçe'de. Ben telemedisin evet. İngilizcesi şeydi. Bir doçent Amerika'da meşhur UCLA'da University of California Üniversitesi'nde çok ilginç bir buluş yapıyor. Bu buluş şöyle merceksiz bir mikroskop yapıyor nanoteknoloji içerisinde. Nanoteknoloji ile ilgili bir olay ve bu merceksiz mikroskobu cep telefonlarına rahatlıkla adapte olacak şekilde yapıyor. Ve düşüncesi şu, bu cep telefonlar, baz istasyonları dünyada %80 alanda zaten geniş bir şekilde kullanılıyor. Özellikle az gelişmiş ülkelerde işte sıtma verem gibi hastalıkların teşhisi konusunda o cep telefonuyla, mikroskopla bir takım hücrelerin görüntülerini alıp da belli bir merkeze aktardığı zaman orada hemen teşhis etmeler mümkün oluyormuş. Çok enteresan. Kim yaptı diye bakarken bir Türk ismiyle karşılaştım. Aydoğan Özcan. 2000 yılında Bilkent Üniversitesi'nden mezun olmuş. 2005 yılında Stanford Üniversitesi'nde doktorasını yapmış. Şimdi UCLA'da çalışıyor ve bir grupla beraber çalışıyor. Grubun yürütücüsü kendisi. Daha 35 yaşına gelmemiş, çok genç. 3-4 tane ödül almış kendisi. İnsan bunları duyunca hoşuna gidiyor çok tabii. Çok güzel bir, hakikaten insanın göğsü kabarıyor. Ve hemen bir şirket kurmuş. Bu şirket, bu sözünü ettiğimiz merceksiz mikroskobu imal edecek. Ve cep telefonlarını adapte etmesi için cep telefonunu firmalarına verecek. Uzak, dağda, bayırda yaşayan insanların sağlığı için çok önemli. Halk sağlığı için çok önemli diyor. Ve $15'a mal edecekmiş. Kurduğu şirket de bu mikroskopları üretecekmiş. Dolayısıyla dünyanın en genç girişimcisi olarak da bir ödül almış. Evet. Ya yani buradan iyi zengin olacağını düşünüyorlar. Evet. Şu anda o zaman biz bunları kendi bilgisayar diyorum. Ya, cep telefonu. Cep telefonumuza. Evet. Yerleştiriyoruz. Belki cep telefonlarını da hazır olarak alacaksınız. Evet. Dolayısıyla getirip şey yaptığınız zaman hemen kan örneğini alıyor. Kanını dahi bir anlamda tahlil edebiliyormuş. O da çok ilginç geldi bana. Evet. Benim tıbbi bilgim olmadığı için. Ama mesela hücrelerin altındaki alt bölümlerini, alt hücreleri de görebiliyormuş bu mikroskop. Çok ilginç bir şey. Güzel. Hücreler evet. şeffaf olarak gözüküyormuş. Evet. Bugün Kayseri'den geldim. Bakın mantıdan falan hiç söz etmedim. Su böreğinden de söz etmedim. Yine de size güzel haber. Yoksa uzayda mantı ve su böreği var mıydı? Uzayda yok. Uzayda ne gezer. Peki. Bu kadar mı haberlerimiz? Bugün bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta radyo astronomi konusunda konuşacağım kesin. Geçen hafta hazırladığım haber fakültede kaldığı için onu getiremedim. Dolayısıyla konuşamadım. Zaten Kayseri'den yeni geldiniz. Evet. Sağ olun. Bizi kırmadınız da hemen geldiniz buraya.